İsmim Kemal İnce Toprak. Geçtiğimiz hafta malum Kurban Bayramı tatili, 9 günlük bir resmi tatil sürecinden geçtik. Tabii ki biz esnaflar olarak çalışmaya hizmet vermeye devam ettik. Bu süreçte Türkiye borsamız resmi tatilden dolayı kapalıydı. Yalnız Avrupa borsasında işlem yapılabilmekte, alışverişler gerçekleşebilmekteydi. Biz de ona istinaden tabii yerli borsamızın kapalı olması fiyatların biraz daha stabil olmasını, dengede olmasını sağladı. Ciddi manada bir değişiklik olmadı fiyatlarda. Yalnız bu süreçte malum düğün mevsiminin içerisinde olmamız, gurbetçi misafirlerimizin ülkemize giriş yapmış olması ister istemez piyasamızdaki hareketi artırarak devam etti. Bu süreçte beraber biz de esnaflar olarak hafta sonları ve bayram tatillerinde de hizmet vermeye devam ettik. Vatandaşlarımıza hizmet vermeyi artırmak adına tam gaz hizmetlerimize devam ettik. Bu süreçte birlikte tabii ki arz talep dengesinden dolayı fiyatlarda bir tık da olsa bir yükseliş gerçekleşti. Geçtiğimiz haftayı 495 lira seviyesinden kapatan gram altın hafta başında bugün sabah 9 itibariyle piyasanın açılmasıyla birlikte 500 lira 502 liraya kadar gördü. Yani aşağı yukarı %1'e denk gelen bir yükselişle yaşadık burada. Daha sonrasında döviz bazlı değerlendirdiğimiz zaman 8.50 civarında seyreden dolar fiyatı 8.60'lara, 10 lira civarında seyreden euro fiyatı 10 lira 10 kuruşa kadar yükseldi. Bu yükselişin sebebi de tabii ki biraz daha arz talep dengesiyle alakalı oldu. Yani şu an için biraz yükseliş beklentimiz yine devam ediyor. Çünkü ciddi manada yoğunluklarımız var. Bu esnada tabii yurt dışından gelecek veriler çok önemli. Geçtiğimiz hafta ülkemizde tüketici güven endeksi açıklandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda bir tık yükseliş gerçekleşti. Daha önceki haftada Merkez Bankası'nın faizi %19'da sabit bırakmasıyla birlikte ister istemez para biraz daha para kazandıracak emtialara, fiziki emtialara doğru yöneldi. O yüzden şu an için ciddi manada bir yoğunluk var.